Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 11. sınıf felsefe dersimizin birinci dönem, birinci yazılı soruları. Klasik bir sınav hazırladım sizler için arkadaşlar. Bütün web sitelerinde öğretmenleriniz bunları bulabilecek. Hepsine yollayacağım çünkü muhtemelen bu yazılı soruları karşınıza çıkaracaklar. Siz de 100 alacaksınız ama cevapları birkaç defa izleyin ya da bir yere mutlaka not ediniz. Abone olup yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca bu videonun altında bütün felsefe yazılı sorularının cevapları ve soruları var. Bir de konu anlatımları da bu videonun altındaki açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama linkine gittiğiniz zaman açıklama kısmına oradaki linkleri bulabilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Cevapları da önce hazırladım çok fazla zaman almasın diye. Birinci soru klasik bir sorumuzdur. Felsefenin doğuşunu etki eden medeniyetlerden 5 tane yazdınız. Kolay puanlanabilmesi için 5 tane, 4 tane ya da 8 tane tarzında şeyler isterim ben genelde öğrencilerimde. Sizler için de böyle bir şey hazırladım. Bunlar kimler? Çin, İran, Hint, Sümer ve Mısır arkadaşlar. 5 tane istendiği zaman bunları yazabilirsiniz. Mezopotamya'da yazabilirsiniz. Öğretmenleriniz onu da kabul edeceklerdir. İkinci sorumuz. Herakleitos'un değişim düşüncesi hakkında bilgi verirsiniz. Herakleitos ne diyor? Her şey değişimden ibarettir diyor değil mi? Değişim olmadan hiçbir şey var olamaz. Her şey zıtların birliğinden meydana gelir. Güzeli tanıyabilmek için çirkini tanıyor olman gerekiyor değil mi? Her şey karşıtıyla var olacaktır. Ayrıca ünlü bir sözü vardır. Nedir o? Bir ırmakta iki defa yıkanamazsın ya da bir ırmağa iki defa giremezsin. Çünkü ırmak sürekli değişir. Akan sular sürekli yenilenir diyor. Bu da bunu imkansız hale getirir. Sözü ile değişimin kaçınılmazlığını ve sürekliliğini vurgular bu kadar yazarsanız sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ben üçüncü soruyu ve cevabına doğru gidiyorum. Siz isterseniz kendiniz okumak istiyorsanız videoyu durdurup tekrar okuyabilir, tekrar edebilirsiniz. Üçüncü soru, Sofist ve Sokrates'in bilgi anlayışları arasındaki temel fark nedir? Evet, Sofistler, Sokrates de bir Sofist'tir ama Sokrates Sofistlerden farklı olarak bilgi anlayışını bilgiye değişik bir pencereden bakar. Mesela Sofistler her şey değişir derken kesin bilgi her zaman için, herkes için mutlak değişmez bilgi yoktur dedikleri halde Sokrates hayır, herkes için farklı, her zaman için farklı, her mekan için farklı görünen bilgiler vardır. O halde Sofistlerde doğru bilgi yoktur diyebilmemize karşın Sokrates'te doğru bilgi vardır tezini ortaya atar. Çünkü ona göre bilgiler doğuştan gelir ve bu bilgiler sorgulanarak açığa çıkar. Bundan dolayı bilginin değişmeyeceğini ve herkeste aynı şekilde var olduğunu savunur Sokrates. O halde Sofistler'de doğru bilgi yok iken Sokrates'te doğru bilgi vardır diye yazarsanız bu da yeterli olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru, Platon'un idealar kuramını kısaca açıklayınız dedik. Platon mutlaka yazılıda karşınıza gelecek arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabını yazmamışım. Neyse onu da hemencecik yapıveririm şimdi sizler için. Bakalım beşinci soruya da. Dördüncü soruyu önce. Platon'un idealar kuramı nedir arkadaşlar? Platon'a göre idealar gerçeklerin alanıdır. Gerçek olan her türlü şey idealların kendisidir diyor. İdealar değişmez, asla gelip geçici değildir. Her şeyin ilk nedenidirler. Biz bu dünyada etrafımızda gördüğümüz her türlü nesne, her türlü obje idealların birer yansımasıdır diyor. Ve onların birer gölgesidir diyor Platon. Yani bu dünya geçici, değişken, aldatıcı gölgelerden başka bir şey değildir. Oysa idealar hiçbir zaman değişmez, mutlaktır ve en doğru bilgiler her zaman orada vardır diyor Platon. Şimdi sizler için şu beşinci sorunun cevabını da mailime atmıştım. Hemen orada alayım arkadaşlar. Sizlere vereyim ki kalmasın o da beşinci sorumuzun cevabı bakalım. Beşinci sorumuzun cevabına hemen bakıyorum. Varlık idealardır. Beşinci soru. Evet şurada alıyorum. Kopyaladım. Hemen yapıştırıyorum. Kusura bakmayın unutmuşum. Umarım buraya rahatça sığdırabiliriz. Beşinci sorumuzun cevabını evet sığdırdık. Rengini de değiştirirsek daha şeker olacak değil mi arkadaşlar? Siyah olsun ki algıda seçicilik olsun. Evet.
Platon ve Aristoteles'in varlık anlayışlarını karşılaştırınız. Evet, Aristoteles hocası olan Platon'dan varlık konusunda farklı düşünür. Platon ne diyordu? Varlık alanını ikiye ayırırdı değil mi? İdealar ve duyusal alan olarak ikiye ayırır. Platon'da duyusal alan ideal alanlarının gölgesi, yansıması, birer kopyası iken Aristoteles buna karşı çıkıyor. Hayır, hocam böyle düşünüyor ama ben bu kanıda değilim. İdealar, duyusal alan idealardan kesinlikle ayrılmaz. Gerçek varlıktan ayıramayız biz bunu. Çünkü maddeler özlerinde vardır. Özleriyle beraber var olurlar. Varlıklar özünü koruyarak başka başka varlıklara dönüşür. Diyor ki ben bu kanıdayım. Hocam varlıklar, idealları ve duyuları birbirinden ayırabilir ama ben birbirini ayıramıyorum. Onlar birdir, iç içedir. Biri yok iken diğeri de yoktur. İkisi ancak bir araya geldiği zaman gerçek varlık olur. O halde idealları duyulardan ayırmamız mümkün değil. Özleriyle beraber var olur. Değiştikçe değişik varlıklara da dönüşürler bu özler. Altıncı soru. Thales ve Demokritos'un ilk neden problemini kısaca açıklayınız. Biliyorsunuz ilk antik çağ Yunan filozoflarındandır ve ilk fizikçiler olarak adlandırılır değil mi antik çağ filozofları ve doğa felsefesini ele almışlardır. Evrenin ilk maddesini, ilk arke, ilk nedenini araştırmışlardır. Peki Thales'e göre evrenin ilk nedeni neydi? Her şeyde suyu bulur. Her şeyin ilk nedeni sudur diyordu. Tüm varlıkların ilk nedenidir, ilk ana maddesi, ilk arkesi sudur. Çünkü su bulunmayan hiçbir varlık yoktur değil mi? Fen bilgisi derslerinde de ortaokulda, ilkokulda gördünüz. Su olmayan hiçbir madde yoktur. Thales de buna dayanarak her şeyin temelinde o halde su vardır. Her şeyin ilk nedeni sudur. Demokritos ise atom her şeyin ilk nedenidir. İlk materyalisttir. İlk maddeci o halde ilk maddeci filozof kimdir sorusu size sorulursa ilk maddeci filozof Demokritos'tur. İlk neden, her şeyin ilk nedeni atomlardır. Atomlar sonsuz, değişmez, boşluksuz yer kaplayan özelliktedirler. Atomlar bir araya gelmesi doğumu, atomların ayrılması ise ölümü ifade eder. O halde her şeyin temelinde ne vardır Demokritos'a göre? Atom. Thales'te ise her şeyin temelinde su vardır. Geçelim Hristiyan felsefesine. İkinci ünitemize geldik arkadaşlar. Hristiyan felsefesinin genel özellikleri 8-9 tanedir. Ben bunları hepsini yazdım ama 5 tane isteyeceğim ben öğrencilerimde. Öğretmenleriniz de muhtemelen siz de 5 tane isteyeceklerdir. Rahat puanlanabilmesi için 4, 5 ya da 8 tane isterler. Ben yazdım hepsini. İnanç merkezli görüşler ortaya atılmıştır. Bu birinci özellik. 2. İnanç akılla temellendirilmeye çalışılmış. 3. Akıl ve inanç tartışmaları ön plandadır. 4. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir. 5. Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir. 6. Tanrı'nın varlığını kanıtlanmaya çalışılmıştır. 7. Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır. Ki bu Aristoteles'in metinleri, yazıları genelde ön plana alınmıştır. 8. Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü Hristiyan felsefesi bir din felsefesidir arkadaşlar. Dini temellendirmek için felsefe yapılmıştır. Evet, 7. sorumuzu da bu şekilde geçtikten sonra hemen 8. Farabi'nin devlet anlayışını kısaca açıkladım arkadaşlar. Açıklayınız demişim. Farabi'de ahlaka dayanır devlet anlayışı. Faziletli devlet, faziletli şehir adlı bir ütopyası vardır biliyorsunuz. Devlet ahlaki açıdan ideal olmalıdır. İnsanlar düzen kurmak için aralarında anlaşarak devleti kurmuşlardır. Yani Farabi'ye göre devlet insanlar tarafından meydana getirilmiş yapay bir şeydir. İnsanlar ihtiyaçlarını bu düzen içerisinde giderirler. İnsanlar kurdukları devlet adaletli olursa insanlar o zaman mutlu olabilir diyor. Adaletli devlet insanı mutlu eder. Adaleti ise kim sağlayabilir? Güçlü bir devlet sağlayabilir. Peki güçlü bir devleti kim yönetebilir? Güçlü bir devleti ise bilgili, yetkin bir kişi yönetebilir. Bilgili, yetkin kişi güçlü bir devleti, güçlü bir devlette adaleti, adalet de insanların mutluluğunu sağlar. Bu bir zincirdir. Bu şekilde iddia eder Farabi. 9. sorumuz, İslam felsefesinin problemleri nelerdir arkadaşlar? 3 tane temel problemi vardır. Birincisi, yaratıcının varlığını kanıtlama problemi. Bu birdir arkadaşlar. 2. problemi, irade özgürlüğü problemi.
Üçüncü problemimiz ise toplumsal yaşama yönelik problemler. Yani toplamda kaç problemi varmış arkadaşlar? İslam felsefesinin 3 tane temel problemi var. İşte varatıcı varlığın kanıtlaması, irade özgürlüğü, toplumsal yaşama yönelik problemler olarak 3'e ayrılır. 10 ve sonuncu sorumuz sevgili gençler. İbn Sina varlığı nasıl açıklamıştır? Kısaca yazınız 3'e ayırır değil mi İbn Sina? Öğretmenleriniz mutlaka bunu size anlatmıştır. Mümkün, zorunlu ve mümkün olmayan varlık olarak 3'e ayırır. Peki nedir bu mümkün, bu mümkün olmayan ve zorunlu varlıklar? Zorunlu varlık önce yoğunlaştığı iki varlık türü vardır. Zorunlu ve mümkün varlık. Mümkün olmayan varlığı en geri plana atar. Çünkü o sadece mantıksal olarak kabul edilebilen, düşünebilen varlıktır diyor. Zorunlu ve mümkün varlık alanları ön planda olduğu için şu şekilde açıklar. Zorunlu varlık işte bizim Allah ya da Tanrı dediğimiz varlıktır, ona göre zorunlu varlık. Varlığını başka bir şeye bağlı olmayan ezeli, ebedi varlıklardır. Mümkün varlıklar ise, mümkün varlıklar ise bu dünyadaki varlık, yani bizlerden bahsediyor İbn Sina'ya göre. Biz mümkün varlığız, zorunlu varlık ise Allah'tır. Mümkün varlık etrafımızda gördüğümüz sürekli değişen zorunlu varlıktan taşma sonucu, yani Allah tarafından, Allah'tan taşma sonucu meydana gelen varlıklardır. Mümkün olmayan varlıklar ise sadece mantık açısından kabul edilebilen varlıklardır. Bunlar da mümkün olmayan varlıklardır. Bu nedir mesela? Ruh, melek, şeytan nedir? Sadece mantık olarak biz bunu kabul ederiz. Duyusal alanımızda yoktur. Zorunlu varlık zaten değildirler. Evet arkadaşlar, 10 tane sorumuzu bu şekilde cevaplandırmış olduk. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla paylaşın. Bu sorular mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkacak. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.